Merdiveni yaptıktan sonra şimdi bodrum katımıza pencerelerimizi ekleyelim. Bodrum katında pencereleri görebilmek için bakın yan tarafta diğer referans plan var. Buradaki referans planı görüntüleyebilmemiz lazım. Bu işlem için de şuradaki duvarı seçiyoruz. Bu duvarı Alt X'e basarak şöyle geçirgen hale getiriyorum. Bakın şu anda artık arka taraftaki çizgileri görebiliyorum. Yine bodrum katındaki pencerelerin yüksekliğine ihtiyacım var. Onun için AutoCAD programı tekrar açıyorum. Projemi kontrol ediyorum. Şöyle DI ile buradaki pencerelerin yüksekliğini öğreneceğim. 50'şer santimmiş. 50'şer santim yüksekliğinde olacak şekilde pencerelerimizi ayarlayacağız. Burada arkadaşlar üst görünüşte pencere çizmek daha mantıklı olacak. Üst görünüşe geçiyorum. Üst görünüşü tam ekrana yapalım ayrıca. Ve buradaki pencereyi çizmeye başlayalım. Bakın şuradan itibaren başlayalım. Burada arkadaşlar pencereleri geçmek için geometrinin altında bulunan Window seçeneğine geliyorum. 6 tane pencere seçeneği var. Awning bunlar düşey, kasement sağ sola açılan pencere, fixed, pivoted, belli, pivoted belli bir noktadan dönen pencere tipi, slided, kayan, sürgülü pencere tipi gibi düşünebilirsiniz. Şu noktada arkadaşlar buraya kasement pencere tipini kullanacağız. Kasement pencere tipine tıkladıktan sonra S tuşuyla ayrıca snap modunu etkinleştirelim. Burada arkadaşlar öncelikle penceremizin olduğu bölgeye şöyle zoom yapıyoruz. Ve şu noktadan yakalayarak bunun karşısındaki noktayı yakalıyorum. Ardından daha önceden referans için çizdiğim çizginin bitiş noktasını seçiyorum ve en son yükseklik tayin ediyoruz. Ve sağ tıklayıp çıkıyorum. Şimdi bunu perspektiften şöyle bir çevirip bakalım. Perspektiften bakalım. Bakın penceremiz burada. Bu pencereyi modify panelinde bir miktar ne yapacağız? İyileştireceğiz. 50 Enter dedim. Bu şekilde yüksekliğini ayarlamış oldum. Tabi bu pencerenin ortasında dikmesi vardır vesaire. Şuraya To panel diyorum. Yine buradaki panel genişliğini arttırıyorum. Ondan sonra buradaki değerlerde biraz oynama yapabiliriz. İyileştirebiliriz. Alt X'e de şöyle basalım. Buradaki Alt X yapalım. Geçirgen halden çıkartalım. Şimdi bir pencere üzerindeki değişiklikleri az çok ayarlarsak diğerleri de buna benzer olacaktır. Şuradaki değerleri arttıralım. Ve yine şöyle aşağı doğru Open dediğimizde bakın burada herhangi bir sıkıntı yok. Pencerem modellenmiş durumda. Şuradaki panelin genişliğini arttırabiliriz. Bunlar genelde 5'er santim olur. 5'er santim olacak şekilde ayarladım. Ardından arkadaşlar bunu bir miktar yukarı taşıyacağız. Yukarı ne kadar taşıyabileceğimize dair AutoCAD programından yine bakıyorum buna. D Enter dedim. Şuradaki iki nokta arasındaki mesafe 43 santimmiş. Tabi buradaki döşeme kalınlığını da ilave edersek şuradan şu şekilde 60 santim olacak şekilde düşeyde konumu öyleymiş. Yerden yüksekliğine bakalım. Onun yüksekliği de 20 santimmiş. Bunu yukarı 20 santim yukarı taşıyacağız. Sağ tıklıyorum. Buradaki move aracın üzerinde ve Z yönünde 20 santim yukarı taşı diyorum. Bakın otomatikman yukarı taşıdı. Ve burada otomatik boşluğunu oluşturdu. Diğer pencereleri de bu şekilde çizmeye devam edelim. Alt W ile yine üst görünüşe geçelim. Buradaki duvarımızı seçelim. Artık geçirgen yapmaya da pek gerek yok. Buradan da görüntüleyebiliyoruz. Alt W ile şöyle bir bakalım. Tam ekran yapalım. Ardından arkadaşlar buradan yine kasament pencere tipiyle ilk önce genişliğini ardından derinliğini ayarlıyoruz. En son yüksekliğini buradaki modifi paneline geçmek suretiyle yüksekliğini 50 ayarlıyorum. Genişliği buradaki panel sayısı 1 olacak. Artık bilgileri otomatikman sakladı buradaki parametreleri. Ve bunu bir miktar yukarı taşıyacağım.
Z yönünde 20. Enter dedik. Yukarı taşıdık. Tabi burada derinliklerinde biraz sıkıntı var. Derinliğini ayarlamamız gerekiyor. Derinlikleri 20'şer santim olacak arkadaşlar. 20'şer santim ve bunları bir miktar daha şöyle taşımamız gerekiyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yine bunu da 20 santim yapacağım. Ardından seçtim penceremi, dışa doğru aldım. Burada penceremiz var. Bu pencere de iki panelli olacak. Buraya da gene kasement pencere tipine geliyorum. S harfine basmak suretiyle snap kenetlenme modunu aktif ediyorum. İlk önce yatayda, sonra derinlik noktasında ayarını verdikten sonra yükseklik değerini mouse'umla şöyle hareket ettirerek veriyorum. Sağ tıklayarak bu işlemden çıkıyorum. Bunu modifi yapacağım, iyileştireceğim. Burada arkadaşlar yüksekliğini 50 yapıyorduk ve panel tipi 2 tane panel oluşuyordu. Burada derinliğini de ayarlayalım. 20 enter. Ardından burada S harfine tıklayarak snap ikonunu kapatalım. Şunu derinlik yönünü ayarlayalım şu şekilde. Bakalım buna 2 panel yaptık mı? Diğer detaylara da perspektiften bakabiliriz. Şuradan itibaren bakalım, çevirelim. Şimdi bu objemizi yukarı doğru taşıyacağız. Pencereyi. Pencereyi yukarı doğru taşımak için Z yönünde 20 santim. Şöyle yukarı doğru taşımamız yeterli. Bakalım buradaki pencere tipleri aynı mı arkadaşlar? Bu arada bu pencereye T tuşuna basmak suretiyle üst görünüş moduna geçiyorum. Buradaki pencereler eşit ölçülerde. Ne yapacağız? Buradaki pencereyi alıp kopyalayacağız arkadaşlar. Penceremizi seçiyoruz ve bunu kopyalıyoruz. Kopyalama işlemi sağ tıklayıp clone diyorum. Ve burada arkadaşlar copy dememiz yeterli. OK diyorum. Ardından kopyaladığımız bu pencereyi yerine taşıyabilmek için de snap ikonunu aktif ediyorum. X yönünde taşıyacağız. Şuradaki noktadan tutmak suretiyle arkadaşlar CTRL-Z ile geri alalım. İlk önce penceremizi seçtik. Burada sadece pencerenin seçili olabilmesini sağlamak için klavyeden uzun çubuk, boşluk çubuğuna basıyoruz veyahut da buradaki kilit ikonuna basıyoruz. Böylece sadece bu objeyi seçmiş olacağız. Ardından şuradaki noktadan tutmak suretiyle bunu şöyle kaydırıyorum. Şuraya doğru taşımış oldum. Bakın bunu zaten perspektiften de takip edebilirsiniz. Yine burada da aynı işlemi yapacağız. Mevcut penceremizi sağ tıklayarak clone diyorum. Copy diyorum. Ardından mevcut pencerem seçiliyken şöyle şu noktadan itibaren tutup bunu CTRL-Z geri alıyoruz işlemi. Tekrar kilit yapalım. Penceremizi seçelim. Ardından şuradan tutup kaydırma işlemi yapacağız. Ancak bunu yapamadık. Bunun nedeni de biraz tam ekran çalışmamız gerekiyor. Şuradaki pencereyi seçiyorum. Ardından kilit tuşuna basıyorum. Ve bunu, bu penceremizi şu yönde taşıyoruz. Bakın. Bazen planla karışıyor bu. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi şu yöndeki pencereleri çizelim. Bu yöndeki pencereleri çizmek için de yine Custom pencere tipini kullanacağım. Öncelikle genişlik, sonra derinlik, sonra yükseklik diyoruz. Genişliği verdik, derinliğini verdik, yüksekliğini de şu şekilde verdik. Modifi paneline geldim. Bunları yüksekliğini 50 olarak ayarladım. Ve buradaki değerler aynı kalsın. Ardından taşıma ikonumu aktif ediyorum sağ tıklayarak. Select and move diyorum. Yerden 20 santim yukarı kalksın diyorum. Objem. Ve şuradaki iki pencereyi de ekleyelim. Buradaki işlemimiz tamam. Tabi burada bir ufak bir düzeltme yapalım bu arada. 20 santim
olacaktı pencerenin derinliği. Bunu 20 santim olarak ayarlıyorum. Şu şekilde de hiza alıyorum. Buradaki pencerelere de aynı işlemi yapacağız. Bir tane çizmemiz yeterli. Diğerini kopyalayacağız. Custom pencere tipini kullanıyorum yine. S harfine basıyorum. Snap ikonumu ekleyin. Şu iki noktaya tıklıyorum. Ardından derinlik veriyorum. Sonra yükseklik veriyorum. Ve sağ tıklayarak işlemden çıkıyorum. Modifi paneline geldim. Derinliğini ayarladım. 20 santim. Ve buradaki panel sayısını 1 olarak ayarlıyorum. Ve bir miktar bunu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle dışa doğru taşıyoruz. Bu işlemlerden sonra arkadaşlar şimdi bu penceremi seçiyorum. Bunu yukarı doğru taşıyorum. Yerden 20 santim yukarı taşı. Z yönünde dedik. Ve S harfine tıklayarak bunu snap modunda taşıyacağım. Bu arada pencerem seçiliyken klavyeden boşluk çubuğuna basarak bunu kilitledim. Sadece bunun ekranda seçilmesini sağladım. Şuradaki noktadan tutarak kaydıracağız. Ancak önce yönünü tayin etmemiz gerekiyor. Şu şekilde kopyaladık. Ancak bunda tabi ilk önce sağ tıklayıp bir klon yapmamız gerekiyor. Onu şimdi yaptık. Şimdi tekrar penceremi seçiyorum. Kilitliyorum. Ardından şu noktadan tutarak buraya kopyalıyorum. Şimdi arkadaşlar perspektife geçip bakalım. Perspektiften şöyle bir baktığımızda perspektif ekranını büyütelim. Bu arada ve burada şöyle orbit aracımızla dönüp bakalım etrafında. Buradaki iki penceremde sıkıntı olduğunu görüyorum. Bunun nedeni de buradaki yükseklik miktarının fazla olması. Bunları 50'şer santim olarak ayarlıyorum. Şuradaki pencereyi de seçiyorum. Buna da aynı işlemi uyguluyorum. 50 enter. Görmüş olduğunuz gibi pencerelerimiz tamam artık. Sırada diğer katı modelleyerek geri kalan modellememi işlemimizi yapmaya geldi.